Duvara sen delirdin mi? Bunu yapmana ne gerek vardı? Eğer çıkacaksan bana söyleseydin. Lakşa, ben bunu sana söyledim ya. Seni aradığımı ama ulaşamadığımı söylemiştim sana. Bunu söylemek için aşağı indim ama etrafın kalabalıktı. Ragini, benim giysilerimi giymişsin. Üzgünüm Svara. Bunu isteyerek yapmadım Svara. Lütfen beni yanlış anlama, lütfen. Bunu isteyerek yapmadım Svara. Ragini. Svara. Ragini'ye kızmana gerek yok. O seni kurtarıyordu. Elbette Lakşa. Ragini'ye kızmıyorum ki. Sadece sordum. Ragini, ağlama artık. Bunda senin bir suçun yok. Özür dilerim. Benim yüzümden çok sorun yaşadın. Svara, benden özür dilemene gerek yok. Senin için her şeyi yapabilirim. Anne. Anne, sana bir şey söylemeliyim. Svara. Ben... Kızım. Svara. Açsana. Babaanne. Büyük anne. Kızım. Ne yapacağız? Herkes sizi bekliyor kızım. Hazırlanman ne kadar da uzun sürdü. Svara. Ragini. Hiç anlamıyorum. Burası damadın evi. Hadi. Hala hazırlanmadınız mı kızım? Ay yüce tanrım, ne yapacağız? Anne, anne bir şey yapman gerek. Babaannem beni böyle görürse sorularına ne cevap veririm bilmiyorum. Bir şey yapmalıyım. Ne yapacağımızı düşünüyorum. Ragini! Anne, merak etme. Ben hallederim. Gel Lakşa. Ragini! Anne! Anne! Lakşa, ne yapıyorsun? Babaannem görecek. एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है कृष्ण को गोकुल से राधे को कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है दोनों नो size yahu. Sen kızları çağırmaya geldin. Sen de kaldın. Şey anne. Svara ile Ragini nerede? Svara, Ragini. Nerede bunlar? Kızım. Bu nedir? Daha giyinmemişsin bile. Söyle bakayım ne yapıyordun sen? Şey... Bak Svara, dediğimi çok iyi dinleyeceksin. Burası dünürlerin evi. Burada bu şekilde davranamazsın, anladın mı? Dur babaanne. Hepsi Ragini yüzünden oldu. Anlamadım. Anlatacak mı? Thank you.
yani şey, aslında bir şey oldu. Ne kekeliyorsun? Ne? Ragini ne yaptı? Şey, Ragini giysilerimi ütüye götürmüş. Ve hala dönmedi. Ben de tam seni arayacaktım babaanne ama... Ha, yüce tanrım, şu Ragini'ye bak. Ben bakarım. Hayır anne. Şey, Svara onu bulur. Eğer ikimiz de burada kalırsak... aşağıdakiler ne düşünür sonra? Hiç hoş olmaz. Evet. Öyle mi? Deli miyim ben? Ben aşağı ineceğim. Bu gelin kız da evde dolaşıp duracak, öyle mi? Babaanne, herkes aşağıda. Kimse hiçbir şey anlamayacak zaten. Söz... Ben hallederim. Siz gidin hadi. Ben hazırlanıp gelirim. Anne. Ne oldu anne? Ne oldu babaanne? Ya, bir şey mi istedin? Delirdin mi kızım? Sen üstünü değiştireceksin. Tüm perdeler açık. Kapat bütün perdeleri. Peki. Şona, seninle konuşmamız gerekiyor ama... eve döndüğümüz zaman. Peki anne. Lakşiha, biri seni görmeden hemen aşağı inmelisin. Ne oldu? Lakşiha, hadi git. Hayır Svara, seninle konuşmadıkça hiçbir yere gitmiyorum. Lakşiha, dün akşam bana bir şey söyleyecektin. Çabuk söyle. Bana ne soruyorsun Lakşiha? Ne olduğunu nereden bileyim? Benim hiçbir şey hatırlamadığımı biliyorsun sen. Svara, tek sormak istediğim şey... Ne soruyorsun? Bana güvenmiyor musun? Sana güvenmediğimden değil Svara. Sana güveniyorum. Ama bu olanlar, yaşananlar... hepsinin aslını gördüm ben. Neyin aslı? Kimden geldi? Lakşiha söyle. Ragini ve ben bir şey öğrendim. Ne öğrendiniz? Lakşiha söylesene. Bir şeyi açıkça söyle bana. Evlenmemize ben isteyerek gönülden evet dedim. Kimse hiçbir şeye zorlamadı beni. Lakşiha, neden konuyu değiştiriyorsun? Gerçekleri anlatacakken bir anda düğünden bahsetmeye başladın. Ben ne yaptığımın gayet farkındayım Lakşiha. Gerçekten mi? Lakşiha, Svara, ne yapıyorsunuz? Kavganın zamanı değil şimdi. Lafı dolandırmayı bırak ve benimle açık konuş. Ne gerçeğinden bahsediyorsun sen? İyi, tamam. Komiser Roy bana videolar yolladı. Kulüp görüntülerinde sarhoş olup dans ediyordun. Otele de kendi başına gitmişsin.
Hayır. Hepsi yalan. Lakşiye bunlar yalan. Ben ağzıma öyle şeyler koymam, madde falan kullanmam. Hayatımda otele ve kulübe gitmedim. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Sensin. Değil mi? Bunlar yalan. Bunları yaptığımı hatırlamıyorum ben Lakşi'ye. Hepsi yalan. Ha. Bir saniye. Videoyu tekrar göster bakayım. Bu aynı sakallı adam. Yeter. Yeter Sivara. Orada sakallı adam yok. Kulüpte siparişleri veren kişi sendin. İçine sen bir şey karıştırdın. Sakallı adam değil. Demek öyle biri yok ha? Yalan mı söylüyorum? Deli miyim ben? Sivara, yalan söylediğini söylemiyorum. Lakşiye şimdi söyledi. Sakallı adam yaptı dediğimde ortada öyle biri yok dedi. Lütfen Sivara, Lakşiye. Birbirinizi böyle suçlamayı kesin artık. Lakşiye lütfen Sivara'ya olan inancını yitirme. Regini, ben bir şey yapmıyorum. Hepsi onun yüzünden oldu. Hatta bu durumda ne yapabileceksem fazlasını bile yapıyorum. Yani ben bunu bilerek mi yapıyorum? Evlenmeyi bu kadar isterken neden her şeyi tehlikeye atacak bir şey yapayım ki ben? Evet Sivara. Senin yaptığın şey ortada olmayan bir insana hayal etmek. Sadece sen görüyorsun. Ve herkesi perişan ediyorsun. Sivara, Lakşiye yeter. Sivara sen git hazırlan. Hayır anne. Ben onu takip edip kaydettim. Yeter artık. Tartışmayı kesin lütfen. Lakşiye sen hemen git buradan. Çok öfkelisin ve ne dediğini bilmiyorsun sen. Bunlar geleceğinize zarar verecek. Git hadi. Sivara al. Al şunu, hemen hazırla. Lakşiye'yle evlenmek istemiyor musun? Bu küçük şeyleri kenara bırakın artık. Ve sadece geleceğinizi düşünün. Hadi. Lütfen moralini bozma. Her şey düzelecek. Regini, ben bir şey yapmıyorum. Hepsi onun yüzünden oldu. Hatta bu durumda ne yapabileceksem fazlasını bile yapıyorum. Yalan mı söylüyorum? Deli miyim ben? Sakallı adam yaptı dediğimde ortada böyle biri yok dedi. Birbirinizi böyle suçlamayı kesin. Lakşiye, lütfen git buradan. Oo Sivara. Sonunda seni görmeyi başardık. Neyse, önemli değil. İkiniz de güzel bir poz verin. Gülümseyin. Sivara, lütfen. Sakin olur musun? Gülümse biraz. Herkes bakıyor.
Ben kızgın değilim. Sadece düğünden önce bu sorunların hepsini çözmek istiyorum, o kadar. Çözersin Sıvara. Sen pes etmediğin sürece sorun olmaz. Değil mi? O zaman bırakma. Meşti. Baksana. Kızlarımız ne kadar güzel görünüyor. Sıvara. Büyüklerinin duasını al. Gel. Yeter, yeter. Mutlu ol. Mutlu ol. Mutlu ol. Mutlu ol. Sıvara, herkesin hayır duasını aldın. Şimdi gidip damadın yanına otur. Hayır. Daha olmaz Parinita. Sıvara daha herkesin duasını almadı. Müstakbel kocasının ayağına dokunup duasını alınca bu tören tamamlanacak. Hayır yenge. Buna hiç gerek yok. Aa, neden? Neden gerek yok Lakşya? Bak. Böyle zamanlarda eşler kocalarının hayır duasını alır. Bir şey bilmiyorsun. Sus sen. Ha, evet tabii. Sıvara, müstakbel kocasının ayağına dokunur. Hadi. Sıvara, hadi. Buna gerek yok dedim ya. Ben de istemiyorum. Ama başka seçeneğim yok. Tüm törenler tamamlandı. Oturun artık. Lakşya, neden Kuzey Kutbu'yla Güney Kutbu gibi uzak oturuyorsunuz?
Hadi yaklaşın, güzel bir poz verin. Daha önce Svaray'la konuşmak için fırsat kolluyordun. Şimdi ne oldu? Hadi hadi, gülümseyin. Elini omzuna koy. Çok güzel. Evet yenge, güzel tabii. Ama lütfen bir dakika. Önce tatlıları vereyim. Peki. Svara, sen bunu Lakşe'ye yedir. Lakşa, sen de bunu Svara'ya yedir. Bu tatlıları yiyip öfkenizi unutun, tamam mı? İkiniz bugün için çok uğraştınız. Bu yüzden tadını çıkarmanız gerek. Böyle kavgalarla berbat etmeyin. Svara, kardeşinin sözünü dinlemen gerek, tamam mı? Sen de yakın arkadaşının sözünü dinleyeceksin, tamam mı? Başlasın.